Başbakanlığı Sözcüsü net Price'ın da açıklaması dikkat çekici. Kavala'ya yönelik açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıydı diyor. Hukukun üstünü desteklemeye devam edeceğiz. Ne diyorsun Timur? Ya bu çok bariz bir durum. Yani aslında siz tamam diplomaside gerçekten de Washington'da söylediği gibi dış siyaseti iç siyasetle bambaşka şekilde çarpıtarak kullanırsınız ve buna da belirli düzeylerde anlayış gösterilir. Ama bir ülkenin de her ülkenin onuru vardır her insanın olduğu gibi artık ona müdahale edecek şekilde yandaş medyada gördüğümüz gibi manşetler olunca orada da tabii bak biz seni bu şeyden kurtardık. Aslında geri adımı sen attın ama bize nasıl bunu ihale ediyorsun? Bize yönelik nasıl toplumda bir algı yaratıyorsun diye bir tepki açıklaması bu. Ve sözlerin arkasında durumlu, duran bir açıklama. Bakın şurada şöyle bir gerçek var. Avrupa Birliği sizi gelin bana aday olun diye zorlamıyor. Yani be, Batı toplumu sen bana dahil olacaksın diye Türkiye'nin kafasına silah dayamıyor. Türkiye Avrupa Konseyi'ne üye ilk ülkelerden biri. Türkiye batılılaşma hedefini çok daha önceden koymuş bir ülke ve bu adaylık sürecinde 50 yılı aşkın süredir devam ettiren bir ülke. Ve siz diyorsunuz ki Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne ben sizin belirlediğiniz dünya değerlerini evrensel değerlerdir bunlar. Ben bu değerlere uyacağım. Örneğin ne yapacağım? Hukukun üstünlüğünü savunacağım. İşte insan haklarında duyarlı olacağım, işkenceyi karşı olacağım, demokratik kurumları işleteceğim. Böyle vaatlerde bulunuyorsunuz. Yani sizin değerlerinizi ben yerine getireceğim. İşte Kopenhag kriterleri var, farklı kriterler var. Bu kriterleri yerine getirip ben de sizin toplumunuza dahil olmak istiyorum diyorsunuz. Bu bir vizyon, bu bir ülke için hatta Cumhuriyet'in kuruluş ilkesi bu. Yani bu devletin kuruluş ilkesi. Siz bu vaatlerde bulunuyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ülkede bir tek adam rejimi inşa ediyorsunuz. Bakın Osman Kavala'nın iddianamesini Erdoğan okudu mu biliyor mu sizce? Bence bilmiyor. Ve Osman Kavala'nın iddianamesini biz biliyoruz. Yaşadıklarını da biliyoruz. Osman Kavala'ya bir işkence yapılıyor. Ben Osman Kavala'nın iddianamesini incelediğimde bir delil bulamıyorum. Gerçekten bu yandaş medyada desteklenen, ortaya konulan verileri karşılayan hiçbir şey yok iddianamede. Bakın Osman Kavala beraat etti arkadaşlar. Beraat etti. Yani bir yargılama oldu. Gezi davası yargılaması oldu. Yıllarca o davadan tutukluk kaldı. Ve davada mahkeme heyeti oy birliğiyle dedi ki biz bu konu hakkında bu suçlamaları, bu iddianamedeki delilleri bulamadık ve onu beraat ettiriyoruz dedi. Diğer beraat etmesine beraber rağmen neden salınmadığı çok ilginç zaten. Ya cez bakın bu bir işkencedir. Cezaevinde yattınız yani ikiniz de yattınız. Sen koğuştasın, yıllarca yatmışsın, çantalarını topluyorsun. Ailen cezaevinin önüne geliyor seni almak için. Sen kapıdan çıkacakken, kapıdan çıkacakken daha önce sanığı yapıldığın ve tutuklanmadığın bir davada o gece Aceleyle tutuklanıyorsun. Bir saat içinde hemen bir saat bir içinde tutuklanıyorsun. Anayasa Mahkemesi beraat kararı veriyor ve bir başka alt mahkeme bir saat sonra başka, başka bir suçtan tutuklama kararı veriyor. Şimdi yani bu böyle bir ülkede şimdi Raif Bransın diyoruz ya bu ten bu bedende olduğu sürece çıkmayacak deyip değiştirmek Deniz Yücel olayı. Yani Deniz Yücel terörist diye Erdoğan defalarca çıktı söyledi. Raif Bransın için de aynısını söyledi. Ya mahkeme tahliye etti. Yurt dışına çıkış yasağı koymadı. Ve yargılama devam ediyordu. Bir özel uçak bekliyordu. Deniz Yücel'e dediler ki hemen özel uçağa bin. Şeye dediler ki, Rahip Biransı'na dediler ki ev hapsi, ev hapsinden sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı hatırlarsınız. Özel bir uçak getirildi, oraya götürüldü. Ve mahkeme yurt dışı için çıkış yasağını kaldırdı birdenbire. Şimdi aynı onun gibi yine talimatla, bakın talimatla tutuklama kararı çıkıyor bu ülkede. Recep Tayyip Erdoğan ya da herhangi bir siyasi mahkeme diyor ki sen bunu tutukla ve tutukluyorlar. Şimdi bu bir işkencedir ve bu bir insan hakları ihlalidir. Ve sen Avrupa'ya bunun sözlerini vermişsin. Ben işte bağımsız yargı oluşturacağım, şey oluşturacağım ve bunun için de sana adayım, bu kriterlerin yerine getiriyorum demişsin. Ama böyle işler yapıyorsun. Ondan sonra da Avrupa Birliği'nden bir de ayım kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bunun için Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi üyelikten çıkartmasına kadar gidebilecek bir süreç işletilebilecek bir durum bu. Ve sen sonra geliyorsun bu kriterleri hiçbirine uymuyorsun. Vay bana nasıl müdahale edersiniz diyor. Ortalığı yıkıyorsun. Ama bakın bu aşamada şöyle bir noktaya geliyoruz. Ben teori, Ozan'ın teorisine sonuna kadar, başladım Ozan'ın teorisine sonuna kadar katılıyorum. Çünkü şunu hiçbir şey açıklayamaz. Erdoğan o açıklamayı yaptığı anda, talimat verdim dediği anda artık bu hamle yapılmıştır. Yani ben bu istenmeyen kişi ilan ettim. 10 büyük elçi demişsindir. Bundan geri adım atmak bunu kaldırmaktır sadece. Çünkü bunu söyledin. Ve orada o kadar süre geçiyor saatler geçiyor. Hatta günler geçiyor. Ve bu süre içerisinde bir çözüm aranıyor. Bu çok net bir durum. Ama bence bu ülkenin yönetimiyle ilgili çok ciddi bir kriz olduğunu ortaya koyuyor. Sen şimdi geri adım attın mı atmadın mı? Bu uluslararası alanda, diplomasi alanında büyük bir zaaftır zaten. Bunun bedelleri de olacaktır. Sen bu lafı söyledikten sonra bundan buraya dönüyorsan bahsettiğiniz gibi aslında teyit eden yani geri adım olmayan bir açıklamayla Değil ya Allah şle kimi canım kandırıyoruz yani? ya yani birimizde kandıracak halimiz yok Kimseyi de kandıracak o getirelim o e, açıklamayı bir daha yani bu nedir ya basit bir İngilizce sözcük çok basit bir İngilizce sözcük yani e, Amerika'nın. E, buraların bir buyurun. şey ekleyebilir miyim buyurun ekleyin Av Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile de ilgili bir şey söylemek istiyorum bakın e, şimdi e, Türkiye e, neden de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını siz uygulamıyorsunuz Kavala meselesinde dendi. şu anda Türkiye böyle bir tepki verdiği için bu açıklamaya Atina'daki görevli Türk büyükelçi bundan sonra Batı Trakya ile ilgili olarak alınmış olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını Yunanistan'ın uygulamıyor olmasını eleştirme hakkını yitirmiş oldu. Çünkü Atina'da görevli Türk Büyükelçisi Yunan şişlerine gidip de Batı Trakya Türkleri hakkında AIHM'e bir karar aldı. Siz bunu uygulamıyorsunuz dediği anda diyecekler ki ona bir dakika bizim iç işlerimize karışıyorsun. Seni her an istenmeyen kişi ilan edebiliriz. Ee, aslında bu açıklama yani 10 e, ülkenin açıklamasına karşı böyle tırnak içinde e, gereksiz celallenme yerine bir saniye siz bize AYHM'yi hatırlatıyorsunuz ama çifte standart yapmayın. Batı Trakya konusunda alınmış bir karar var. Siz neden Yunanistan'a böyle bir toplu e, tepki vermiyorsunuz deyip Batı Trakya Türklerinin meselesi de gündeme getirilebilir. Dolayısıyla karşıdan gelen e, bu e, <laughs> e, adımı karşı başka bir adım da atılabilirdi. Onu bir e, söylemek Peki. istemiştim. Şimdi ne olur. Barçinanc yardımcı ol. In response to questions regarding the statement of October 18. Yani 18 Ekim açıklamasıyla ilgili olarak ve onunla ilgili olarak e, ortaya çıkmış sorulara dair. Amerika Birleşik Devletleri It maintains compliance with Article 41, Yani Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle compliance uymak demek değil mi Barçın? Yani Evet. Bu değil. Uymak, olmak. uyum, uyumlu olmak. Dolayısıyla şuradaki it sözcüğü, bu it samiri neye tekabül ediyor? 18 Ekim açıklamasına tekabül etmiyor mu? Evet. Dolayısıyla zaten bu açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle uyumludur demiyor mu bu ifade? Özetle biz zaten e sıkıntılı bir şey yapmadık diyorlar. Peki biz nasıl buradan bu kadar çıkıp da bühtandan geri döndüler? Efendim gördünüz mü bakın nasıl şoka girdiler. Ya bu ne? Bu nasıl bir algı? Bu nasıl bir propaganda? Hani derler ya Türk'ün Türkiye propagandası diye. Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın burada ben gerçekten çok altını çizilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ülke yönetimindeki savrulmanın da işareti bu olay. Yani ülke yönetiminde çok ciddi bir sıkıntı, yani sıkıntının var olduğunun da işareti. Bahsettiğimiz gibi Erdoğan açıklamasından sonraki saatler boyunca şundan eminiz ki hatta şöyle iddialar var. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yani çeşitli kaynaklarda yayınlandı bu iddia. Mevlüt Çavuşoğlu Erdoğan'a diyor ki böyle bir şey yaparsanız artık benim bu koltukta yani dışişleri bakanlığı koltuğunda oturmama gerek yok. Biçimde açıkla ve Erdoğan'ın o zaman ne yaparsan yap. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Pardon ne yaparsan yap değil. O zaman yapılacak bir şey yok dediği. Yani a a a kabinede böyle bir durumun söz konusu oldu. Sonra Mevlüt Çavuşoğlu bunu kabinede görüşelim. Ondan sonra bir işlemi yapalım diye Erdoğan'dan ricacı oldu ve daha sonra bu işin sürecin işlediği ifade ediliyor. Bunlar dediğim gibi kulislere sızan bilgiler. Çeşitli yazılmış yazılar. Ama ülke böyle yönetiliyorsa gerçekten ülkede çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Çünkü devlet dediğiniz yapı veya diplomasi dediğiniz ilişkiler bütünü o devlet aklıyla yürür. Yani bir kişi aklına göre hangi etkide olursa olsun kürsüye çıkıp böylesi kritik, ekonomiyi de etkileyecek, toplumu da etkileyecek, dış siyaseti baştan aşağı yerle yeksan edecek bir açıklamayı bir kişi aklını esip yapmaz. Böyle yapılıyorsa, ülke yönetimi bu hale geldiyse çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Bakın bunu şunla birleştirmek istiyorum. Uzun süredir gözlemlediğimiz bir durum var ve Türkiye bunu yeterince tartışmıyor. Erdoğan'da bir gariplik var. Erdoğan'da sıra dışı bir durum var. Erdoğan eskiden gerçekten iyi bir hatip, Meydanları indiğinde seçim süreçlerini sandık süreçlerini değiştirebilen bir liderdi. Erdoğan'ın son dönemde çok farklı olduğunu görüyoruz. Erdoğan eskiden hamleler yaptığında da etrafındaki bir, en azından ortak akıllı bir kesimle birlikte hareket ettiğini anlayabilirdiniz. Fevri miydi? Evet fevriydi. Ama onun one minute çıkışı bir temeli oturuyordu. Timur, şöyle mi oluyor sence? Artık Erdoğan öyle açıklamalar yapıyor ki kurmayları ya da bakanları ya da ilgili bürokrasi şunu mu diyor? Hayda. Kesinlikle böyle hayda. Oluyor. Bakın kesinlikle böyle oluyor. Ya ne dedi? 10 büyük elçi nasıl sınır dışı şey istenmeyen kişi ilan ediyorsun? Ya ne diyor bu? Falan tarzında. Bu havi hayali söylüyorum ama yani böyle mi oluyor? Mevlüt Çavuşoğlu'nun öyle olduğunu ne çok büyük olasılık. Peki. Bakın Dışişleri Bakanı. Ama şöyle bir gerçek var. Bununla birleştirdiğimizde Erdoğan eskiden promptora, promptora bakarak bu kadar konuşan bir lider değildi ya da elindeki kağıtlara bakarak bu kadar konuşan bir lider değildi. Yani bakın çok kısa süre önce Angola'ya giderken sorular yöneltildi, yöneltildi havalimanında. limanından. Gazetecilerin sorular, sorduğu soruları. soruları kağıtta yazılıydı ve o kağıtları evet. okuyarak yanıt Gazetecilerin verdi. Gazetecilerin sorduğu soruları tahmin ederek hazırlanmış yanıtları e, ya da sor e, elinden okudu değil mi Murat? Hayır olarak? yani, yani soruların verdiği bir ben yok. Muhteşem bir öngörü var zaten bu şu andaki iktidarda. Ben bunu ihalelerde de görüyorum. Mesela hangi işlerde nasıl iş artışı yapılacağı ve e, o artışlarda kimlerin nasıl e, çıkar sağlayacağı falan önceden tahmin ediliyor. Ki bunu tahmin eden kişiler eminim ki o çıkabilecek muhtemel soruları da e, şey yapıyorlar, de değerlendiriyorlardır. Değil. Önceden öngörü cevap Öngörü böyle bir şey olsa Tabii. gerek. Öngörü böyle. Bir Tabii. şey daha ekleyebilir yani şey, şey, Bey, 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 Bey bekliyor. Bir şey. ha. Aytun Çıray bekliyor. E, Barçın İnanç. Hem eklemek istediğiniz unsuru ekleyin hem de bu bir haber var biliyorsun sıcak bir gelişme Anadolu Ajansı da geçti. Amerika evet. Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake Senato, senato genel, genel Kurulu'nda onaylandı. Onayı aldı. Şimdi tabii herkes merak ediyor yani nedir, iyi midir, nasıl yaklaşacaktır Türkiye'ye ya da gerçi artık. Türkiye mi demek lazım, şahıs devleti mi demek lazım, hangisine nasıl yaklaşacak? Ne dersin, bir bilgin var mı Jeff Flake'le ilgili? Ee, ona geçmeden önce Pardon. hemen Timur Soykan'ın söylediği...